Arkadaşlar merhaba. Herkese günaydın. Pek de hayırlı olmayan bir videodan girişi yaptık arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Bugün bağımızı söküyoruz arkadaşlar. Bağı neden söküyoruz arkadaşlar? Bunun iki tane sebebi var. Birinci ve en önemli sebebimiz, yani üzümün par etmemesi arkadaşlar. Yani her şeye bir yılda %400 zam gelirken üzüm fiyatları ne yazık ki %50 bir zam artış oranıyla kaldı. Bu da için doğrusu bardağı taşıyan son damla oldu arkadaşlar. İkinci sebebimize gelince, artık bağımız fıstığımızın gelişimini ciddi oranda engellemeye başladı. Çünkü elma ağaçları büyüdü. Hem de bağ bütün güçten düşmedi. Yani ben fıstıklar büyüdükçe bağ güçten düşer. Haliyle bir zaman sonra yine sökmek zorunda kaldık diye düşünüyordum. Ama bu erken bu süreç daha erken oldu. Onun için yani bu yıl izleyen takip eden arkadaşlarımız bilirler. Ben de yaklaşık 3-4 yıl bağın önünü kaldığını söylemiştim. Yani dediğim gibi bu para etmemesi, gereken değeri görmemesi de bu süreci 3-4 yıl önü aldı arkadaşlar. Ve bu yıl artık bu bağı sökmeye karar verdik. Bu yıl şunu söyleyeyim arkadaşlar. 3 liradan verdiğimiz dökme yaş üstünde olabilir. Şimdi siz diyebilirsiniz hani ayrı daha çok aradım diyebiliriz. Ben yıllarca kurdum arkadaşlar, yaklaşık bir 20 yılda kurtarak son 2 yıldan beri de yaş olarak emin olun arada bir fiyat farkı olmuyor arkadaşlar. 1-2 liraya kalıyorsunuz. Onu da zaten birazını, yani şöyle söyleyeyim, üzüm aynı çuvalı arkadaşlar. Kuruttuğunuz zaman aynı çuvalı 3 kez gidiyor. Aynı çuvalı 3 kez doldurmuş alıyorsunuz. Haliyle bu değişikliği görmüyor. Ondan sonra o zaman ekstra mal şeyler nakliye biliyor. Ekstra tüccarların %14 gibi ya da %2 gibi yerine göre gerçi üzümde ve fıstıkta %2 komisyon biliyoruz. O biliyor işin içerisinde. Onun yanında işin içerisinde borca giriyor arkadaşlar. Yani böyle hemen verip çoğu zaman paranızı alamıyorsunuz. Aylarca beklediğiniz oluyor. Yani onu da denedim. Dediğim gibi oradan da bir şey anlayamadım. Şu andaki artık son işlemimiz bağı sökmek arkadaşlar. Evet, başlıyorum. Şöyle biraz ilerleyince tekrar fayda gideriz. İyi seyirler.
problem oldu. Bayağı da bir yordu beni. Sinosa'nın şeyini, seviyorsa sertliğini kullanan arkadaşlar bilirler. Yani dizimi falan boynumu mahvetti. Şöyle söyleyebilirim, 3'te 1'i falan gitti tahmin ediyorum. Yani bugün yarıya geçirmeyiz. Öğlenin sonu şöyle akşama kadar bir zorlayabilirsem İnşallah yarıya geçtim, yarın da rahat rahat bitiririm diye düşünüyorum, bakalım. Yani iyi çekiliyor arkadaşlar, bugünden çok iyi olabilir. Zaten şimdi neydi izlediniz? Nasıl öktüğümüzü izlediniz. Yani bu benim kendi geliştirdiğim bir yöntem. Bende kette de var zaten. Şimdi bu etiketiyle sürmeye kalksam şimdi bana en az bir 5000 liraya falan patlar herhalde. Ama ben tahminim bir defa mazotla, mazotla bitireceğim. Bakalım, devam ediyoruz. Bu yemeğimizi yerim, biraz da dinlenelim arkadaşlar. Tekrar gelip kayda gireceğiz. Evet, devam. Evet arkadaşlar, bağı söktük, yarıya kadar geldik, yarıyı da geçti attım. Yarın işte bakacağız, bitireceğiz. Maalesef durum böyle gelişti arkadaşlar. Yani inanın sabahtan beri moralim çok kötü, bu bağı söküyorum diye. Yani neticede 14 yıllık bir emeğimiz var burada. Ama zor iş yapıyoruz arkadaşlar, yani emeğimiz zor, meşakkatli. Onun da karşılığını alamayınca ne yazık ki o zaman sünnet farzı bastırıyor. Böyle uygulamalar içerisinde gidiyoruz. Hani bana yoksa sana da yok mantığıyla. Ben bunu, bu fiyatları CİMER'e de yazdım arkadaşlar. Tarım Bakanlığı'na. Aldığım cevap, çok komik bir cevap aldım. Başkanlığımız üzüme taban fiyatı belirlemek başkanlığımızın yetki alanında değildir diye bir cevap aldım.
zaten yani Tarım Bakanısınız ve böyle bir yetkinizin olmadığını söylüyorsunuz. Ne kadar içe ararsın? Neticede durum böyle gelişti arkadaşlar. Burası da artık tarihin bir zamanlardaki sayfasına geçti. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz şeyi bırakıyor. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz arkadaşlar zamanı gelince burası da bir zamanlar bağlamış diye anlatır arkadaşlar. Şu anda bir 500 kök bağım kaldı arkadaşlar. Onu da yani benim 10.000 kökten fazla bağım vardı. Söke 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 işte en son 5 kök kaldı. Onu da hani kimin bağına gidip gireceğiz? Yani bir sefer üretmek için. Onu da onun için bırakıyorum. Sadece hani çoluk çocuk gider yeriz içinde bir bağımız, son bir bağımız kalsın ki onun da ömrünün pek fazla kaldığını zannetmiyorum arkadaşlar. Bakalım o da ne kadar gidecek. Evet, bağcılığın ekmesinden, dikmesinden, bakımından, hastalığından, ilaçlamalarından, budamasından her şeyine kadar bugüne kadar video çektik, paylaştık arkadaşlar sizlerle. Bu da artık bağın sökümüyle ilgili oldu. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Allah can sağlığı versin. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Farklı bir videoda inşallah güzel bir videoda diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.